Herkese arkadaşlar, ben Semen. Bugün sizlerle FIFA 2017'lerde FIFA Mobile'de lig yapacağız. Şu an level atlama aşamasındayım. Maç yapacağım canlı. Şimdi bundan yapsam level atlarım direkt. Bu yüzden sezon maçı yapacağım. Bu arada lig diyor. Bu arada biten bir çocuk bitenmeme ihtimali var. Bunlara katılamıyorum, kusura bakmasın arkadaşlar. Bir dahakine almayacağım kendimi, yani eğer benim yüzümden kaybettiğimde şimdiden özür dilerim arkadaşlara. Neyse, biz şimdi sezonumuza girelim. İki maç yapalım. Villarreal'ler falan. Amacım para kazanmak. Hem de o boşa gitmesin. Bu mod oynamayacağım, şunu oynayacağım arkadaşlar. Pogba'nın da olduğu arkadaşlar. Bu arada bir tane süper yıldıza teklif verdim. Bakalım olacak mı? Video ne sonunda unutmazsam göstereyim. Şu an paramın az olma sebebi ondan. Dün 105.000'e buldum açık arttırma teklifi. Sabaha karşı son 2 dakika adam. Sadece 100 TL fark. Yani ben 105.000 derim, o 105.000 100 vermiş ve teklifi kaybetmişim. Artık yapacak bir şey yok. Başka da en ucuz bulamadım. 130'a bir tane buldum. Bir saate biter açık arttırma süresi. Ben bu arada şey, atak oynamıyorum ya. Kafam şaşırdı bir ara. At pasını. Süper. İbrahimovic. İbrahim. Kaleciyece çalıyor. Evet ki kolay mutlar. Bu arada atak modunda taraftarın 1400'ü dayandı. Belki saldırı yediğim için her şey. Maç yaptıkları için düşmüş olabilir. Ama maç sonuçları var. Ya benim anlamadığım şu arkadaşlar. Bazı oynadığım kişiler maçı reddediyor diye mesaj geliyor. Şimdi ben o maçı bazılarının %99 kazandıklarım. Adam maç yapmıyor, ondan eksiliyor, tamam da ben kazanmış oluyorum, benim hakkım niye verilmiyor? Ben onu anlamıyorum yani. Ben yapmadığım zaman benden her türlü kesiyor, ama yapsam da yapmasam da reddettiğin zaman. Böyle saçma şey yani, ne bileyim. Oyunu beğenmiyordum hani oyunun. Reddediyorsa tamam. Ondan kesmesen bile oyun olarak sen yenene vermen lazım. Yani ondan illa kesme. O zaten maç yapınca ona bir eksi gidiyor. Ama en azından bize ver yani. Mesela 30 bin tarafta. Ben şimdi rahat söylüyorum. 2-1 gol yedik yani. Odaya girdiler. Bir bakmam gerekiyordu, açık unutmuşum, gol yemiş yedik hemen. Neyse, dediğim gibi arkadaşlar, o saçma hani, benim hakkım yenmiş oluyordu. O zaman ben de maçı reddedeyim, millet şey, öyle şey mi olur? Ben bütün maçları, bana gelen bütün maçları yapıyorum arkadaşlar. Yenileceğimi de biliyorum. Vallahi diyeyim, tam tamına geçen bir adam 9'a 0 yenmiş. Ben bir maçta ilk maçı 0 yaptım. Adam da 9'a 0. Son maç ben de dedim çıkayım oynayayım. Ben yenersem 30.000 geliyor, 20.000 kaybıyor, 10.000 karım olur. Hani oynadım. Millet oynamadan reddediyor ya. Böyle şey olur mu? Oynayın bir. Belki yenersiniz. Ben geçen 9-2'den 10'a 9 son free kick verdi. Faul yaptı. Kullandım, attım, yendim. Yenme ihtimaliniz de var, azıcık iyi kadronuz varsa. Benim şu an iyi kadronum yok, gördüğünüz gibi. Hiçbir oyuncu
Devam ediyoruz arkadaşlar. Yani bu yönü kötü oyunun. Bunu ne olursa olsun telafi edilmesi lazım. Maçı reddediyorlar. Bizim kârımız var. Eğer ben yanlış bir şey bildim varsa da siz lütfen uyarın beni. Hani o zaman da şey olmasın. Benim şu an kadromda, şu an oynadığım kadroda kaç 3 tane Sinan Gümüş, Pogba ve şey İbrahimovic var, değil mi? Bir tane de bir dünya yıldızı, yine genç bir aday diyeyim. Bir kişi Messi'yi bir altına bile koyar hani. Bir altı sadece. Anlatabildim mi yani? Oyunu mesela bu oyunu güzel oluyor. Arkasına tahminen bir enerji daha dolmuştur. Lig maçımızı yaparız. Bir tane de atak modu yaparız belki sizlerle. Video çok uzun olmazsa. Çünkü video çok uzun olduğu için megabayt bayağı bir fazla oluyor ve yani yüklenmesi bayağı bir fazla oluyor. Nereye gittiğimi bilmiyorum herhalde. Adam karşı taraf oynadığı için. O yüzden oynuyorum. Kazanırsam bir de hiç gol atamazsam o maç. Berbat. Bir dakika var. Göstereyim mi? Şöyle bir pazarı gezelim sizlerle. Daha sonra enerjimiz doluyor. Bu arada level atlarsak kaça geçiyoruz bilmiyorum. Şöyle diyeyim. Şöyle yapıyorum ben. Her oyuncuya. Bu arada Lassana Diarra'yı da aldım. Biliyorsunuz Galatasaray'la ismi geçiyordu. O oyuncu bayağı iyi zaten. 80 şeyinde. Onu da söylemiş olayım. Kim var? Joe Hart. 81. Mario Gomez'inden. Piyasanın fiyatı yükselmiş hani. Burada görürsem söylerim hani. Aslında kaç? Bu kadar az kalmadı. Birazdan çıkar hani. Gidelim ileriye doğru. Benim teklifim Arthur'u challenge. Yani böyle iyi oyuncu arıyorum. Marcelo da alınabilir. Yani para biriktirilip. Suarez çok pahalı. Suarez'i istemiyorum zaten. Olursa Neymar falan olsun. Ama onlar da çok pahalı. Hani onlar biraz daha oyunun gelişmişinden sonra. Ronaldo 1.400.000-500.000. Bayağı bir pahalı. Anca işte millette para olur. Bu yeni oyuncuyu da alırsam, bunlardan kar edersem birleştirir. İşte böyle transfer pazarını gezin arkadaşlar. Böyle yazın. Atıyorum Di Maria 130. Di Maria yazın, arayın. En ucuzdan bakın. Eğer böyle 200-300 diyen her yerde, bir yerde 130-140'a düştü oluyor. Ben şu an İbrahimovic değil de Pogba yazayım. Bakın ben 50 bin altına almıştım. 310, 200, 245, 135, 100, 97, 81, 87, 90, 210, 92, 320 fiyatları görüyorsunuz. Bu 80 koyanlar da hani satılsın diye şu an para olmadı mı diye. Birazdan göstereyim o zaman. Bunu da oynayayım. Bunu da yeneyim. Ama yetmez herhalde, şeyim yetmiyor. Tahminen yetmeyecek arkadaşlar. Level atlamak için bir enerjiye daha ihtiyacım olacak. Bu arada levellerde çok fiyatlı ortada.
araştırdım, ben araştırdım, adam da bulamadım. Aldığımda bir arada oynatamadım. Normalde evime zaten forvet, işte yanına vurmak, ama hızlı oynadım diyebilirim. En hızlı oyunculardan yana. Zaten Galatasaray'ın en hızlı oyuncusu kupadaki. Diğer oyuncularda da hani en hızlı oyuncu Altay'ın giriyor mu girmiyor mu bilmiyorum. Ama 94 tahminen giriyor olması lazım. Hani çok hızlı bir oyuncu. Hızlı koşular yapabiliyor. O yüzden tavsiye ederim bunları. Bir katlı kurulsa devam ediyoruz. Yani bir yer rahat bırakmadılar. O nerede, bu nerede? Bir yandan video yükleniyor. %37 olmuş. Geç saatte gelir o herhalde arkadaşlar. Zaten tahminen yani şey var ya, mektup bırakırlar böyle. Bunu okuduğunuzda, yani bunu izlediğinizde o çoktan yüklenmiş olur hani. Şimdilik ve 1-0 attılar. Yani bir sessizliğinden konsantre olamadım. Neyse biraz sessiz oynayayım. Oyun hani bu arada şeyi demeyi unuttum. Yeni sürümü çıktı. 11 nokta. Kaçtı? Yok, 11 nereden çıkıyor ya? 1.1 çıktı. Onu da haberini vereyim. Oyun zaten güncellemeden açılmıyor. Yes, direkt Play Store'a yönlendiriyor. Bilgisayarımda sorun var, açılmıyor. Nedenini bilmiyorum. Onu da halledince oradan da birkaç önemli FIFA ile ilgili duyuru videosu çekeceğim. Aa, 1-0 almam lazım. Başka maça bırakmamam lazım bu işi. 800 ya, az para mı? Gerçekten maçı arkadaşlar ciddi oynayın ki hani para çok veriyor. Tamam, ver fare. Bir de oyuncu değişikliği yok. Tahminen bu oyuncu menüsü 14 Eylül'de çıkacak diyor bir kısım. Bir kısım 29. Hangisi doğru hiç bilmiyorum hani. Yok, 17 Eylül mü diyor. Yani ikisinden birinde zaten hani takip ediyorum ve iki muhteşem yeniliyoruz. Suarez mi? Ha şey. Marius neydi? Oyuncunun adını unuttum. Of, İbrahim atla. Vur. İbrahim. Atacağın onu. Ya o niye yavaşladı ya Zlatan? Sen de defa yapın. Yenildik bu maçı. Kötü oldu. Ama umudumuzu kesmeyelim. Yıkartsın. Neuer çok pahalı ya. Ucuz olsa. Zaten oyunun şu an en pahalı öğeleri Messi, Ronaldo, Neuer, Boateng. Başka bu dördü. Diğerleri de var tabii. Suarez, Neymar geliyor arkadan. Yani bu oyuncular pahalı ve Pogba. Yürü lan. Aldığıma değsin seni. Oyunda bir şey var ya. Ver Mier. Mier ver. Hızlı. Zlatan. Zlatan at onu ya. Aşırttırma falan atacaksın ya onu. Vur. İşte bu ya. Haydi biraz hızlı olan beraberliği yakalım. 400 para alalım. Yani oyunda para kasmak önemli arkadaşlar. Mesela şu an